Çok sayıda doğal pistimiz var. Çok güzel bir Allah vergisi, güzel bir yerimiz var. Bunu en iyi şekilde kullanacağız. Çıldır Gölümüz var mesela söylediniz. Çok çok önemli bir göl. Hayvancılık üssü. Şimdi diyoruz ki biz geldiğimizde burayı hayvancılık üssü olarak inşallah hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtacağız. Belki dünya hayvancılık üssü olarak da Kars'ın literatüre girmesini sağlamaya çalışacağız. Şimdi bu dinamiklere bir bakalım. Bu dinamiklerin ne kadarını hayata geçirebiliyoruz? Yayla turizmi diyoruz. Yayla turizmini ne kadar hayata geçirebiliyoruz? Oksijeni bol, topraklarımızın organik olması çok çok önemli. İşte bir hat yapılıyor, demiryolu hattı yapılıyor. Belki Kars'ın lojistik olarak, lokasyon olarak, coğrafi olarak çok önemli bir noktada. Bununla beraber de ne yapacak? Bunların hepsini harekete geçireceksiniz ve Kars'a ciddi bir katkı sağlayacaksınız. Üniversiteyle ilgili düşüncelerimiz var. Kafkasya'ya açılan bir kapı. Üniversite öğrencilerini ben bir sanayi bacasız olarak görüyorum. Bacasız bir sanayi olarak görüyorum, pardon. Yani çok ciddi bir katma değeri var şehre. Ve bizim bu öğrenci sayımızı en kısa sürede arttırarak karşımıza kazandırmamız lazım. Açılmayan bölümler varsa o bölümlere öğrenci almak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bakın tüm Türkiye'de kayıt zamanlarında öğrenciler için çeşitli aksiyonlar yapılıyor. Çeşitli tanıtımlar yapılıyor üniversitelerle beraber. Üniversite geliyor diyor ki lütfen gelin bana kaydolun diyor. İşte size şu imkanı sağlayacağım, bu imkanı sağlayacağım. Bunların hepsini Allah nasip ederse inşallah bunlarla da ilgili çalışmalarımız var. Avrupa Birliği hibe fonlarıyla ilgili çok ciddi hibe fonları var. Tip projeler hazırlayarak Kars'taki vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Tekrar geri gelmemesi için, geri dönmemesi için, çünkü uzun bir süreçte başvurudan sonra eğer küçük bir hata bile yapsanız Avrupa Birliği'nden geri dönüyor. Burada bir Avrupa Birliği Danışma Merkezi adı altında bir merkez kurmak istiyoruz. Bu merkezde şablon projeler, bizi ifade eden projeler, geri dönmeyecek projeleri yapıp halkımıza sunmak istiyoruz. Yaşlarımızla ilgili, zihinsel engelli kardeşlerimizle, çocuklarımızla ilgili, gençlerimizle ilgili, erken evliliklerle ilgili, bunlarla ilgili projelerimiz var. İnşallah bunları da o süreç içinde biraz daha detayıyla beraber size anlatmaya çalışacağız. Tabii bu arada da eğitim ve spordan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani belki sporumuz, Kars sporumuz belki biraz gerilerde ama Allah nasip ederse inşallah yine ikinci ligimize çıkıp ondan sonra birinci lig mücadelesi için üstümüze düşen ne varsa bunu da karınca karınca yapmak istiyoruz. Burada meslek edindirme kursları var. Halk eğitimi yaptı ama bununla da ilgili bir çalışmamız olacak. Çünkü daha çok hobi tarzında değil, gelir elde edecek tarzda kurslar. Mesela bizi Kars'ta ne olabilir? Bununla ilgili çıkaracağız o açıklarımızı. Bu açıklara göre inşallah eğitim programları düzenleyeceğiz. Yani bunu belediye olabilir, valilikle beraber, yine özel idarelerle beraber ciddi, herkesin de ya keşke ben de buradan bir sertifika alsam, şu işi de yapsam, dikiş nakış olabilir, taka olabilir, tasarım olabilir kadınlarımızın. Çünkü bunlar kadınlarımızın daha çok imrendiği konular. İnşallah onlarla da ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Mesela dikkatinizi çekmiştir. Semt sahaları mesela Kars'ta çok fazla yok herhalde mahallelerde. Eğer siz çocuklarımıza sahip çıkmaz iseniz sokak çok çabuk sahip çıkıyor. Yani onun o enerjisini, o gençlerimizin o enerjisini bir yerde muhakkak değerlendirmemiz gerekecek. Bunu da olumlu yerlerde değerlendirmeleri için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Semt sahaları, gençlik merkezleri, onların bilgi ve deneyimlerini arttırmak için orada boşa geçen zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek için bu tarzda hemen hemen her mahallemizde bunları yapmayı ve inşa ettirmeyi düşünüyoruz. Allah nasip ederse milletvekilliğin diğer anlamı, milletten aldığınızı millete en iyi şekilde kullandırmak. Bizim hedefimiz de bu inşallah. Yani zaten sağ olsun hükümetimiz elinden gelen her türlü gayreti, her türlü desteği vermekte. Bakın teşviğinden tutun, sosyal yardımına, sağlıktan eğitime kadar tüm destekleri vermekte. Onun için de
Onun için de belki bunların etkili kullanma anlamında bizim de oraya parmak basacak bir şeyimiz olursa biz bundan fevkalade mutlu oluruz. Şimdi biz ekonomiyle ilgili, Kars'ın tabii kendi kendine yetebilen bir ekonomisi var ama yeterli mi? Değil. Yani Kars'ın bir kere tüm kapılarının açılması lazım. Gelir kapılarının, ekonomik kapılarının açılması lazım. Belki biz de etkili kullanamıyoruz. Şimdi bakın hayvan ve hayvancılıkla ilgili birçok şeyi belki etkili kullanamıyoruz. Hayvansal ürünlerimizi çok etkili kullanamıyoruz. Hala bizim niye birkaç tane markamız yok? Yani Kars'ın kendine özgü bir markası olması lazım. Kaşarıyla, yağıyla, peyniriyle, balıyla bunların marka haline gelmesi lazım. Ekonomi dediniz. Biz o çocuklarımızı eğer böyle bir şey nasip olursa çocuklarımızın spor, eğitimle ilgili üstüne düşen o ekonomik darboğazını kesinlikle aşmak için biz onun cebinden veya ailesinin cebinden çıkmayacak şekilde tamamen halkın inisiyatifine kullandıracak, parasız kullandıracak, maddi belki çok az sembolik rakamlarla bunları yapacağız. Zaten sosyal olgu da bu. Eğer spor için para alırsanız, eğer atıyorum başka bir sosyal aktivite için para alırsanız zaten dar bir ekonomi içinde insanların belki birçoğunun geçim sıkıntısı çektiği bir yerde bunlar biraz lüks gelebilir. Ama biz bunları tamamen ücretsiz yapma yolunda ilerleyeceğiz. Kars'ın ekonomisini ben size söyledim biraz önce, zikrettim. Kars'ın çok ciddi dinamikleri var. Biz bunları hayata geçireceğiz. Kars'a dışarıdan çok ciddi yatırım gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Kars bakın çok eski tarihe sahip bir il. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Biz de elimizden geldiği kadar bununla ilgili hem Ankara'da hem Türkiye'de hem iş adamların nezdinde bize düşecek projelerle ilgili bir katkı varsa biz de bunlar için çalışmalarımızı yapacağız. Bu katkıyı koymaya çalışacağız. Kars bence kendi kendine yetebilecek. Hatta dışarıdan da ciddi anlamda ekonomik katkılarını alacak ve bence de başarılı olacak diye düşünüyorum.